Ben de atlayabiliyorum ki. Hop. Neyim var? Balansım var. Fark etmez. Bitmiyor. Özelliğim bitmiyor. Bitmiyor ki. Bitmiyor ki. Aha yandın. Diskalifiye olacaksın. Bu ne oğlum? Ben hileyim. Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. 1-2 video önce bu hafta içi Legion çekeceğimden bahsetmiştim. O gün geldi. Şöyle farklı bir build yapmaya çalıştım arkadaşlar. Legion'ı genelde kırmızı eklentiyle oynuyordum biliyorsunuz ki. Şimdi ilk olarak eklentilerimden başlayayım istiyorsanız. Çünkü ondan sonra neden bu perkleri seçtiğimi anlatacağım. İlk eklentimiz bu. Özelliğimize geçtiğimiz zaman temel hareket hızımızı 4,6 metre bölü saniyeye düşürüyor. Legion'ın özelliğindeki standart hızı 5,2. Yani 0,6'lık bir kayba uğruyoruz hızımızda. Fakat özelliğimizin süresini 10 saniye arttırıyor. Bu bizim için çok önemli. Bu yüzden kullanıyoruz bu eklentiyi. İkinci eklentimiz de bu. Az önce kaybettiğimiz hız kaybını buradan kazanacağız. Özelliğimiz boyunca hasar verdiğimiz her kurban başına 0,3 metre bölü saniyelik hız bonusu kazanıyoruz. Yani 4,6 ile başlıyor. 4,9, 5,2, 5,5 diye gidiyor. Şöyle bir şey yapacağız. Bu eklenti benim özellik hızımı standart katil hızına getirdiği için özelliğimi ilk başta bir kurbanın yanındayken açacağım. Yani dibine girince açacağım. Ona vurduktan sonra zaten direkt olarak 4,9'a çıkıyor hızımız. Aslında özelliğimizi 4,6 ile değil 4,9'la başlatmış olacağız mantıken. İkinci kurbana vuruşunda da direkt olarak Legion'ın standart özellik hızına erişmiş olacağız. İşte tam burada da bu 10 saniyelik süre devreye girecek. 10 saniyelik süre şu demek arkadaşlar. Bir kurbana vurdum, hızımı 4,9'a çıkardım ya. 5 deyin siz ona. Yani saniyede 5 metre gideceksiniz demek. Bu 10 saniyelik süre benim ekstradan 50 metre daha gidebileceğim anlamına geliyor. Yani özelliğin en baştaki kendi süresini de sayarsak neredeyse haritanın bir ucundaki kurbanlara yetişebileceğim. Tabi kurban beni görünce kaçacak. Mesafe kat edecek yani. Ama yine de temel mantığı anlamışsınızdır. Tek özelliğe geçişinizde birden fazla kurbanı yaralamanın en iyi kombini bu ikisi diyebilirim. Başka bilen varsa yorumlarda yazabilir. Bu eklentiler sayesinde birden fazla kurbanı yaraladık diyelim. Şimdi gelelim perklerimize. İlk perkümüz ecel korkusu. Her yaralı, can çekişen veya kancaya asılmış kurban için bütün kurbanlar tamir, sabotaj ve totem temizleme hızlarına %2 ceza alıyorlar. Yani diyelim ki 3 kurbanı yaraladık. Bütün kurbanlar %6 hız cezası yemiş oluyor bu saydığım eylemlerde. Olur da 4 kurbanda yaralı olursa fazladan %12 ceza alıyorlar. Bu inanılmaz bir oran. Jen hızlarını çok yavaşlatıyor. Bu yüzden olabildiğince 4 kurbanda yaralamaya çalışacağım. İkinci perkümüz ceza kancası yankılanıcı. Rastgele 4 kanca ceza kancasına dönüşüyor. Bu kancaları beyaz hareyle görebiliyoruz. Her bir kurbanı ilk kez ceza kancaya asışımda en yüksek ilerlemeye sahip olan jeneratör patlıyor ve anında %20 geriliyor. Üçüncü perkümüz de ceza kancası, aynı mantık. Bu ceza kancasına bir kurbanı taktığım zaman o kurban 90 saniye boyunca kan kaybı ve ağır yaralı durum efektine giriyor. Yani yere daha fazla kan damlası bırakıyor ve iyileşmesi için gereken süre %25 daha uzun oluyor. Daha yavaş iyileşiyor yani. Perk'ün devamında da şöyle bir şey oluyor. Bu kurban ilk kez iyileştiğinde tekrar ben o kurbanı yaralayana kadar iyileştirme ve tamir eylemlerinde %16 hız cezası alıyor. Bu perk'ü çalıştırdığımda bir de şu gördüğünüz ecel korkusu perk'ünü 4 nişan yapabilirsem, yani 4 kurbanı da yaralayabilirsem inanılmaz yavaşlıyor o kurbanın jeneratör yapma hızı. Ve son perk'ümde yoz müdahale. Bu perk maç başını tutmak için çok iyi bir perk. Maçın hemen başında bana en uzak 3 jeneratör 120 saniyeliğine engelleniyor. Bu perk'ün olayı da şu. Maç başında hani direkt olarak birisiyle chase'e girmeyeceğim için bir kurbanı yaralayacağım, bir başkasına gideceğim. Bir kurbanı yaralayacağım, bir başkasına gideceğim. Böyle böyle birden fazla kurbanı yaralamaya çalışacağım özelliğim sayesinde. Bu yüzden ben diğer kurbanları yaralamakla vakit kaybederken arkada jen farmlamasınlar istiyorum. Böylece ilk 120 saniyeyi bu perk sayesinde tutacağız. Zaten 3-4 kurbanı yaraladıktan sonra o saatten sonra kovalamacalara başlayabiliriz. Maç başını almamız lazım yani. Mori'yi gördüm. Cold Wind atılmış, bu hiç hoş olmadı. Sinirlendim ben şu an, beni sinirlendirdiler. Ne yapacaklar şimdi bunlar? Şimdi hem... Aha, bir tanesi yaralı lan zaten. Çok iyi, enayi. Şimdi yozlu jenlere bir gidelim arkadaşlar. Hemen hızlı hızlı kurbanları bulmamız lazım. Bir tanesini gördük bile hatta. Lan yaralı olanı bulduk zaten. Dur bakayım. Bak hareket hızım normal katil gibi, görüyor musunuz lan oğlum? Hop. Tamam, şuna yeter ki bir tanecik vurayım. Tamam. Şimdi o görünene gideceğiz. Ulan Cold Wind biraz sıkıntı oldu ya. Hop. Süper. Çok güzel. Devam. İşte arkadaşlar, hareket hızımızı şu an sabitledik. Yani standart hızımıza getirdik. Bir yandan da 10 saniyelik süreyi değerlendiriyoruz. Çok iyi oğlum, daha sürenin yarısındayım bir de. Sen Mant'ten mi kurtuldun? Bir şey diyeceğim. Bu Mant'ten kurtulduysa ben bunu düşürebiliyor muydum?
Buna bir daha vurursam düşüyor muydu? Aynen öyle. Oğlum çok iyi lan. Bu neymiş? Nasıl arkadaşlar? Kaptınız değil mi köfteyi? Şöyle bir de beyaz kanca yaparsak şahane olmaz mı? Tamam. Şimdi hem can gerilettik hem bunu aldıkları zaman iyileştirirlerse canınızı falan yavaş olacak. Şu paleti de alalım bu arada. Evet, niye alındı? 3 kişi yaralı olan 4.'ü de bir yaralayabilsem şu an mahvolacak canınızları var ya. Dur ben oraya bir gideyim. Özellikle yine dağıtmaya çalışalım orayı. Aa, iyileşiyorlar. Yok öyle bir şey. Niyacım, sana bir vurup şeyi alalım. Zaten yaralısınız ama olsun. Merhaba. Özelliğim bitmiyor ki. Özelliğim bitmiyor ki. Aha, biri base'de. Enayi Viskoskis. Base'deki yaralı olanlı galiba. Yo, bu yaralıymış. Olsun, buna vuralım. Başkan Oviç. Mahvoldunuz oğlum, mahvoldunuz. Şimdi seni alalım bakalım. Gel buraya. Gel buraya, bana fener tutma. Saçma sapan bir kaçış gerçekleştirdin ya şu an. Nereye gidiyorsun? Uzağa kaçayım dedim. Arkadaşlar bu neymiş? Ben böyle beklemiyordum. Bu kadar etkili beklemiyordum bunu. Bu neymiş oğlum? Bir de Cold Int yani hani. Okey, bir beyaz kanca daha yaptık. Şimdi başka gene etki etti beyaz kanca. Şunu da şöyle biz vuralım. Niye aldın lan Stalin'i? Sen Lenin misin yoksa? Ha? Müthiş mahvettik maçın başını. Hatta sana da beyaz yaparız ya, yetişir mi? Jane'i o kadar ıkına ıkına yapıyorlar. Beyazı da bir koyuyorum. Mac'i yıllanmak da vakit kaybetmiş bir de. Beyaz kancayı mahvoldular. Mahvoldular. Şu an var ya önlerini göremiyorlar ya. Ne yapıyorsunuz lan? Teslim mi oluyor? Kral özelliğin bitmiyor ki be. Vallahi istediğin kadar kaç, baksana hala devam ediyor anasını satayım. Bir de bir vuruyorum, baştan başlıyor tekrardan. Devam devam. DC attı adam. Oğlum. What the fuck bro? Meg DC attı. Şu sonuncuyu galiba düşürebiliyorum. Tam emin değilim ama. Verstappen geliyor. Evet, Verstappen Bottas'ı geçmek üzere. Bottas bunu daha önce nasıl geçmiş anlamadık ama bir şekilde önüne geçmiş. Yetişemedim bu arada galiba. Evet, MT. Yani bayağı atlı koşturduk ya. İlk jeniniz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Senin de biraz yakınına girip özelliğimizi açalım. Okey. Maçı mahvetmeli şey ya. Ne yapıyorsunuz? Selam. Selam. Dördüncü indireceğim. Kaçamazsın benden çocuğum. Ben de atlayabiliyorum ki. Hop. Neyim var? Balansım var? Fark etmez. Bitmiyor. Özelliğim bitmiyor. Bitmiyor ki. Aha, yandın. Diskalifiye olacaksın. Bu ne oğlum? Ben hileyim. Arkadaşlar. Vuh. Dur, Stalin'i alalım. Tövbe yarabbim, öyle değil arkadaşlar. Durduk yere komünist olduk anasını satayım ya. Bunun çünkü şeyi var ya. Takma kafaya perk'ü var. Sınırsız olarak kalkabiliyor yerden. Lan sen kimin önünden adam alıyorsun lan? At double back'i be, at double back'i be oğlum. Şu double back fake'ini bir türlü yedirtemiyorum ya. Beni az burada kurtulayım diyorsun ha? Ha oğlum, böyle bir şey olamaz. Bunun sonu nasıl şimdi, moru atalım. Birine DC attırdık, öbürü de hani beni kurtar diyor ya. Anladın mı? Bu kostümü de iyiymiş hayal iyicinin. Ya bu Ali'nin hesaba geçmeme efsane oldu. Hem maçlar sağlam geçiyor, böyle kurbanlar falan iyi geliyor. Hani çekişmeli maçlar geçiyor. Tabii bu maçı saymazsak, bu maç ekstra bir maçta da. Hem de istediğim build'i yapabiliyorum ya. Sal işte sen de be. Yok mu görünen biri? Yok. Okey, seni alalım o zaman. Aslında yetişirdim haritanın diğer ucuna da. Bir an önce maçı bitirmek istiyorum. Lan bu paleti hemen kırmamız lazım. Yetişemeyeceğim. Orada da palet... Yetişme. Yani dünkü pig build'inden sonra bir de Legion'la mahvettik ortalığı. Senin de mori vaktin geldi gibi ya. Seni şuradan kovalayayım ki fast volt atma imkanın olmasın. Çünkü diğer taraftan kovalarsan fast volt atabilir. Ama buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar medium volt atmak zorunda kalıyor. Açısını değiştirdim yani adamın. Sana da bir mori. Yoksa ben Legion mıyım? Kancadaki de saldı. Bakalım bot mu ben mi? Hatch'i kim bulacak? Sercan mı Rooney mi? Lan buldu Allah'ın belası ya. Ertuğrul Sağlam mı Ferguson mu? Rus kardeşim, herkesin Rusça bildiğini zannediyor. Yani Kiril alfabesi doğduğumuzda bize yüklenmiyor. Bilen varsa ne olur çevirin lan şunu, ne olur. Yorumlarda yazar mısınız? Kanalda çok fazla Rusça bilen var. Bu arada siz niye o kadar fazla Rusça biliyorsunuz? Rus dili ve edebiyat falan mı okuyorsunuz? Oğlum Stalin'i geri dirilttik. Öyle bir build yani, hani anladın mı? Hatta Tunceli'ye belediye başkanı olacakmış diye duydum. Bu arada gençler, yarın atarım büyük ihtimal. Aklımda çok güzel bir
Toxic Boyut daha var. Yani Toxic Bubba'ya bir ekleme yapacağız. Ama Bubba ile oynamayacağım. Başka bir katille aynı toksikliği yapmaya çalışacağım. Kim olduğunu söylemeyeceğim. Oo RPD. Bak burası sıkıntı olabilir. Şöyle hemen yozlucenlere yine bir gidelim bakalım. O üstte direkt birini gördük. Okey. Aha. Burada da birini bulduk. Süper. Sağdan atlayacaksın büyük ihtimal. Atlamadın. O zaman nasıl yaparız? Paleti mi devirirsin? Çok daha iyi oldu. Onu yemezler. Şimdi bak alt üst olayı sıkıntı, anladın mı? Sen de sattın. Kral yemiyorum onları ya. Hani buranın üstünü şimdi ben bulana kadar. Efsane dehşet bir build'sin ya. Ya Allah belanı versin senin map gibi ya. Hala bitmedi ya bir de. Evet okey, sıkıntı yok. Güzel başladık yine. Jeniz'ları epey yavaşladı şu an. Hem de iki tane güçlü palet almış olduk. Davut, canımı sıkma benim. Davut diyen kediyi bildiniz mi arkadaşlar? Tabii şu anki hızımız bayağı yavaş. Map iğrenç şu an. Mahvediyor beni ya map şu an. Biraz açıkta mı yakaladım Jake Park'ı? Şuradan şöyle biraz daha kısaltmadan gitsek. Bu paleti oynamak zorundasın. Başka bir yere gitti. Tamam olur, bir dakika. Daha iyi olur hatta. Atla içeri. Kıvrağı falan yoksa. Hop. Okey. Atla bakayım. Şu beyaz kancayı hemen yetiştirmem lazım. David Bey nereye kaçtınız? Ya salak herif. Neyse arkadaşlar, biraz sattık oraya ama bari şu ikiliye falan vurup toparlamaya çalışayım. Vaaah. Eceliniz geliyor oğlum. Tek şansınız disconnect atmak. Teslim ol. Teslim ol yoksa sıçarım. Direkt haritanın ortasına kakamı yaparım. Süreme baksana, daha sürem 750 saat daha var anasını satayım. İnternet kafe gibiyim ya şu an. Abi şurayı yarım saat daha uzatır mısın? Jake Park'a da vur. Ne yapıyor o üst kattaki? Ha? Haydar 93 mu? Niye sattım burayı Purpo? Niye sattım burayı Purpo? Ulan fena sattım. Onu da düşürecektim biliyor musunuz? İki hit atıp düşürecektim onu. Jake Park'la yine aynı yerde buluştuk. Dur şu Haydar'ı da bir yaralayayım. Ulan lancı da düşük değil mi? Ben onu unuttum. Okey, şimdi %12 ekstradan yavaşlattık jenizlarını. Dudum dudum. Az önceki satışım hiç iyi olmadı ya. Bunu düşürmeye çalışacağım bu arada arkadaşlar. Önemli yani. Dead Art attı. Nice. Dead Art nasıl attı lan o? Mente değil mi zaten anasını satayım? İyi can bitirdiler bu arada. İyi can bitirdiler. Tabii benim satışım yüzünden oldu bu. Az önce Cloud'u mahvedebilirdim orada. Satisfaction. Heal'lanıyorlar. Okey. Vakit kaybediyorlar şu an. İşime gelir. David Başkan merhaba. Şöyle senin animasyonunu bir iptal edelim. Seni düşürelim. Jake Park'a blok iniyor. Tamam, kayıtlara geçmesini yok çünkü yaralı sesi çıkarıyor şu an. Dead Art var, onu biliyoruz. Tamam. Burayı ancak böyle alabilirdim arkadaşlar. Minik bir kısmı sattığım için burada bir kanca oyunu yapmam lazımdı. Satışımı ancak böyle toparlayabilirdim. İyicem bitirdiler çünkü. Yine tabii Mori'yi görmek yerine yurt içi kargonun yine götürmediği siparişleri gördük. Birisine özelliğimle vurursam kilitledim maçı. Oyun. Otayemine sıçtırtma oyun. Otayemine sıçtırtma oyun. Beklesem mi özelliğimi ya? Mecbur vurdum. Ya var ya. Maçın bir diğer kırılma anı da burası arkadaşlar. Neyse ki Meg yani yürümeyi bilmiyor da. Bak beyaz kancaları verdiği yere bak. Kardeşim ayırsana şunları 2-2 ya. İki tanesini map'in bir yarısına koy. Diğer ikisini de map'in diğer yarısına koy. Yanlış mıyım amın? David Başkan. Jen ilerlemiyor diyor ne? Burada bakalım palet falan var mı? Var da. İyice yakınına girmem lazım arkadaşlar özelliği atmam için. Tamam. Güzel deneme. Nerede şimdi diğerleri? Göremiyorum herhangi bir şey. David beni üstüne çekmeye çalışıyor da akıllı. Onlar o bahçedeki Jen'i bitirecek. David beni üstüne çekmeyi başarırsa eğer. Ona izin vermemem lazım. İki tane sattık ya. İlkini ben sattım. İkincisi bence oyunun auto aim hatasıydı. Yani vurabilmesi lazımdı onu. Evet, tekme attığım tüm jeneratörler geriliyor şu an. O zaman şu uzaktakini falan mı yapıyorlar acaba? Bu da yapılmıyor. Siz bahçeye geri döndünüz o zaman. Yeni oyun modu mu geldi saklanmaç diye? Çakallara bak çakallara. Çakallara bak çakallara. Hala Jen'i yapıyor galiba. Beyaz kanca yetişir mi dedim de. Keşke bunu da kovalasaymışım ya. Slug atabilirmişim. David ne ara aldın ya? Benim kostümümün içinden mi çıktın, ne yaptın? Oğlum orada heal atılmaz. Arkadaşlar bak. T-back atma bana David. Şunu bir kıralım. Bunun da kayıtlara geçmesini falan yok. Hop, klasik fake'imiz. Her zaman işe yarar. Hadi bakalım. Zor maç. Zor maçtı ama satışlar yüzünden zor maçtı. Hani böyle
Ekstrem bir şey olmadı aslında. Bir de RPD çok yordu beni ya. RPD var ya, çok yordu beni. Mesela son kişiyi bulacağım, adam üst katta. Üst katta çıkış yolunu bulana kadar labirent gibi zaten sıçtığımı map'i ya. Ben bir de bu Resident oyunlarında oynamadım. Ali falan biliyor map'i ezbere anasını satayım. Eviymiş gibi. Konya'da bir yer sorsam bilmez. Ama Resident Evil'da sorunca Leon'un götünün genişliğini bile anlatıyor bana santim santim anasını satayım. Bak mesela. Ya sen var ya, sen var ya sen. Siz delisiniz oğlum, adam virüsün içine saklandı lan. Yeni virüs M20. Ben de atlayabiliyorum. Böyle seni sabah kadar böyle kovacağım. Psikolojim bozulsun anasını satayım, hadi bakayım. Ben de atlıyorum. Hadi bakayım. Öz bunu diyeceksin ki ulan bunun özelliği bitmiyor mu? Gel lan. Şey gibiyiz böyle, tek team maçları oluyor ya. Oha, o stun yediğim yere bak. Masanın üstüne falan atlıyorlar, öbürü de öbürünü yakalamaya çalışıyor, değmeye çalışıyor falan. Adını unuttum ya, hatta sporu bile vardı. Daha süremin yarısı vardı Closed, ayıp etmedin mi? Ne güzel koşuşturuyorduk. Hop. 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 Bu spotlarda tek şansınız stun atmak. O yüzden katilken bu spotlara kesinlikle kafa atmayın arkadaşlar. Sürekli mind game denedim. Bir sağdan bir soldan elbet devirecek adam. Adam devirdikten sonra zaten yapmanız gereken bir şey kalmıyor yani. Direkt kovaladığınız zaman düşürüyorsunuz. Aha. Diğerinin yerinden belli oldu. Bu maç çok daha erken bitebilirdi ya. Attempt denedi. Okey, salıyor galiba. Bu Meg yılan ya. Direkt bir yerleri izleyerek gidiyorum hani. Saklanıyor mudur bir yerde falan diye. Aha. Meg'i buldum da. O da hiç bulmuş bulur mu acaba? Bulamadı. Okey. Yani bu build o kadar iyi ki şu maçı bile aldırdı bana. Çünkü yani çok kötü başladım. Maçın ortalarında sattığım yerler oldu. Ona rağmen bir şekilde maç sonunu güzel bitirdik. Ama ben maç başı ne dedim arkadaşlar? Tek çareniz disconnect atmak. Yani bence atın kurtulun. Boşa 20 dakika oyun oynadık bak. Yani şurada zamanımıza yazık, günah ya. Haydar'cım teşekkürler. İki katlı bir map gelmesin diye kendim McMillan attım arkadaşlar. Kurbanlarda iki tane Ace, bir tane Sable, bir tane de Adam Francis var. Yani şu an Roberto Carlos'u Ronaldo'lu Real Madrid kadrosuna karşı oynamayı tercih ederdim. Yani şu dörtlüye karşı oynamak yerine. Öyle bir durum içindeyim. Çok hızlı birisini kütletmem lazım şu an. Aha. Oo, direkt var ya, Fast Volt'u da attı, hani diyor ki gel. Hani buradayız. Oğlum. Fener falan da tutmaya başladılar. Hadi bakalım. Başlıyor muyuz bu maç? Başlıyor muyuz bu maç? Reis. Şöyle bir şey yapıp tekrar öne geçmem lazım maçta. Saçma sapan bir özellik ıskaladık çünkü. Slam. Sentrik deneyeceğim büyük ihtimal. Çok olmadı gibi. Seni de alalım. Sen ha şeyden kurtulmadın. E nerede diğerleri? Çok akıllı oynadı lan adam burayı. Çakala bak. Sen var ya sen. Sen var ya sen, ne çakalsın sen. Sen ne çakalsın sen. Burada mind game beklediği için biraz totişten yakaladık tabi. Şöyle bir beyaz kanca şahane olur şu an. Güzel yine yani eklentiler sayesinde. Arkadaşlar ne oluyor? Adıyaman tütünü içiyor gibi olduk anasını satayım. Eklentiler sayesinde yaptık yine bir şeyler. O kıvrak attı. Çakala bak ya, hiç mind game'inle falan uğraşmıyorum dedi yani resmen. Okey. Sağlam maç. Severiz. Sağlam maç. Dördünü de yaralamam lazım yalnız şu an ya. Buna beyaz kanca yapamayacağım bu arada. Aha. Bulduk dördüncü ace'i de. Çok güzel. Dördüncü kurbanı daha doğrusu. Şöyle iyice yakınına kadar gidelim. Şahane. Şöyle birisini dörtlü indirebilirsem süper olur ya. Merhabayın arka ağaçlar. Oo, bunu yıllamış bir de. Şahane oldu. Şahane oldu, bir daha yaralan. Öbürü de öbürünü yıllandı. Oğlum siz nasıl bu kadar hızlı yıllandınız lan? Reis şüphelendi şu an. Şu an ağır şüphe altındayım arkadaşlar. Hayır 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 hayır. Ya çakala bak ya, çakalın denediği olaya bak anasını satayım. Yes! Öyle işe yaramaz işte ha. Come on man! Ah hay, düşecek galiba bu. Yes! Süper oldu, süper oldu. Oğlum bayağı bildiğin olimpiyat maratonuna katılıyor gibiyim ya. Şuna da beyaz kanca yapalım. Şu an ekstradan %12 yavaş bu arada gen hızları falan. Ama kardeşim hala can yapmak istiyor. Bu can yüksekte, bu geni salalım. Başka yerlere gidelim. Sable alırsam şahane olur. Oo, bu arada Ace yıllandığı için %12'lik avantajı tekrardan devre dışı bıraktı. Sable'ı ikinci asılışına götürmeye çalışacağım. Galiba götürdüm. Süper. Sable'a da bir beyaz yapıyoruz. Buna yapmamıştım beyaz. Şahanül dehşetiz şu an. Ace burada mıdır? Diğer Ace'de yaralasam. Aynen burada.
Oğlum ya arkadaşlar, bu Legion var ya, bu Legion kavgalık ya bugün. Vay vay vay. Tamam neyse. Bir şey fark etmedi. Şöyle bir tekrar dönelim hemen oradakilere. Yani oyunun auto aim'inde mi bir sıkıntı var, bende mi bir sıkıntı var anlamıyorum. Kuluk 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 kuluk. Kral atla, istediğin kadar atla. Bitmiyor ki özelliğim. Bitmiyor ki özelliğim. Gel lan buraya. Ha, nereye kaçacaksın? Şu an onu düşürebiliyorum bu arada. Kıvrak attı da bir şey fark etmez. Legion bugün diyor ki satacağım ya harbiden. Hani nasıl olabilir oğlum, dümdüz önümdeki adam ya. Frenzy'nin auto aim'i çok bozuk gibi sanki ya. Biliyorsun bu tri'yi anladık. Aa, topal durum efekti verdi lan bana. Hızım yavaşladı. Kral tam en iyisi sensin. Merhabalar. Güzel mind game yaptık. Morim yedin. Morim yoktu da gerçi. Nasıl mor yesin? Saçmalamayın arkadaşlar. Bir de bile istiyorsan. Ama son asılışı değil mi? Aynen öyle. Okey. Çok iyi. Erkenden fullemem şahane oldu. Bu jeni de bitiremediler. Şu jene tekrar tekme vurup şuraya bir frenzi açıp dağıtmam lazım. Kanka sadece t-back atıp fener tutuyorsun. Sana ben şimdi o mind game'i yedirmedim mi? Adam biliyor ki oyunu. Her şeyini biliyor ya. Tamam, ona o tatminliği vermeyeceğim ya. Şu jeni bir tekmeleyelim. Yani iki tane ace'le mücadele etmek çok zor şu an. Kanka biraz gıcık bir insansın ya. Allah'ım ya Rabbim, atlıyor atlıyor t-bag atıyor. O kadar sinir bozucu ki atlıyor atlıyor t-bag atıyor ya. Ya vurayım artık ne olur. Şimdi palete gelecek. Sal bunu, sal sal bunu, sal, sattırıyor maçı bana. Gel kral gel, biz sizle, benim dengim siz gibisiniz. O bayağı kalın geldi bana. Oo, ikisi Ojen'i farmlıyor. Şunu bir bozalım. Gıcık herif yine burada. Zaten bitiyordu özelliğim, sıkıntı yok. Mahvetti ya adam beni, var ya elimi kolumu bağladı ya. Şu jeni saldım bu arada, onu bitirsin. Gerçi bitirsin dedim de bir şey diyeceğim. Oradaki yaralı, ben ona gideyim. Asıl bunu bitirmesinler, öbürünü bitirecekse bitirsin. Kendisi önde olduğu için bir de spotu adama salıyor. Çakal herif. Yani iyi ki Sable'ı öldürmüşüm ya. Sable'ı öldürmesek sıçtık. Kanka salak mısın? Tamam oyna hadi la. Allah Allah bak, yani bir şey demeyeyim dedikçe maç gidiyor, maç gidiyor. Adam t-bag ata ata maçı bitirtirdi ya. Gel Allah'ın belası herif gel. Hayır. Hayır hayır hayır, arka plan. Of, şu an o kadar olamazsınız yani. Anladın mı? Bu kadar her şeyi doğru yapamazsınız ya. Sonrasında fena batırdık yani. Çakala bak çakala ya. Vurmayacağımı o kadar biliyor ki. Oh! Gelme artık gelme, bak hala flash'a geliyor oradan ya. Şuna bir beyaz yapayım. Gelme beyefendi, gelmeyin lütfen. Ya bak, gerdiniz beni bu maç. 2-2 maç iyiydim, bu maç gerdiniz beni. Lütfen. Şu hareket dünyanın en gıcık hareketi olabilir ya. Gerçekten bak. Ama başka da şansın yok yani, hani palete yürümezsen bu sefer arana mesafe koymuş oluyor. Yürüyünce de bir anda öyle bir trik çözmüş ki adam. Uzak mesafeden paleti devirmeyi çözmüş. Diğeri büyük ihtimal can yapıyor ya. Aynen, diğeri can yapıyormuş. Şunu son asılışına götüreceğiz, ne yapalım. Çakala baksana, hemen yarım saniye başka bir tarafa mı gittin hemen? Hemen öbür spota. Kardeşim bu kadar iyi olma ne olur ya. Ne olur bu kadar iyi olma oğlum, hata yap lan ara sıra. Oğlum benim son zamanlarda karşıma gelen en iyi survivor olabilir. Böyle bir şey olamaz. Şimdi tekrar içeri atlayacak. Yemin ediyorum bu kadar hatasız oynayan bir insan daha görmedim uzun süredir. Bu büyük ihtimal kaçacak ya. Buna hasar falan alırlar, bu kaçar. Oh şükür ya. Aynen aynen, bir de flash tut oradan. Robota karşı oynuyorum sanki, anasını satayım. Gel seni de alayım bari, gel sıçtınız ağzıma, anasını satayım. Okey. Yemez ki anasını satayım. Sence bu adam o hareketi yer mi? Sence yer mi bu adam o hareketi? Tahsildaroğlu benim peynirim gibi bir durum var şu an ya ortada. Bu nasıl maç oğlum?
Ben var ya bu kadar zorlandığımı hatırlamıyorum ya uzun süredir. Loop anlamında yani. Tamam kanka en toksisisiniz ya. Tamam aynen ondan. Maç başında ne dedim bak gerçekten bir takımın kombininden anlayabiliyorsun ya nasıl oynadığını. İki Ace, bir Sable, bir tane de Adam. Sable bunların Janrahçısıydı, onu erkenden oyundan çıkardım. Onu yapmasam hook alamazdım ya bu maç. GG, well played. Yani gördüğüm en iyi looperlardan da adam şakasız. Tamam M1 killer'ım, hani looplaması biraz kolay sonuçta ama inanılmaz oynuyordu, böyle bir şey olamaz. Bu adam günah bence. Ara sıra hata yaparsın, ne bileyim ara sıra hani yanlış bir ışık takibi yaparsın, anladın mı? Süperdi vallahi adama, yani sinir oldum evet ama hayranlık duydum. Evet arkadaşlar, az önce Dumur'a uğradıktan sonra son bir maçta karşınızdayım. Aslında kill sayısına takılmamak bu yüzden önemli bence. Çünkü az önceki maçta aldığım 3 kill beni gram tatmin etmedi. Yani mahvoldum, anladınız mı? Öyle yani, öyle şeyler yaptılar ki bana. O kadar iyi loop attılar ki. Oo, killer şekli Jhin'e başlanılmış direkt. Çok iyi oldu bunu böyle yakalamam. Of, su devirseydi var ya sıçıyorduk. Hadi yetişmem lazım sana. Hop. İleri. Tam gaz arkadaşlar, tam gaz devam. Sana da yetişirim. Ulan yetişemeyeceğim galiba. Ah ya. Güzel, neyse sıkıntı yok. Akıllı plays. Bu Jhin'i yapan bir sağlıklı kurban mı var yoksa? Hem de sağlıklı, bayılırım. Bu çok açıkta kaldı. Ben de yapmasına izin veremem. Hop. Bak hiç spotları falan umurlarında değil, görüyor musunuz? Zaten o yaptığı hareketle adam bana zamanı kaybettiriyor yani. Şahane oldu. Herkes yaralı. Ekstradan %12 yavaşlar şu an Jhin'i olarak. Alü. Bak şu an hepsi yaralı olmamış olsa mesela bu Jhin'i çoktan bitirmişti. Claude'cum sen bence şey mind yemini yersin. Claude? Hedon mu attıracağım bana, ne oldu? Bunlar niye buraya geliyorlar ya? Ay bir de iyi oynuyordu yani, hani adam Killer Shack'e yeni meta getirdi ya. Palete gitmek mi, pencereye gitmek mi, yoksa basement'a inmek mi? Lan! Basement'ta biri varmış. Kim o? Bu attempt mi attı? Attempt attığını söyleme ya. Ya da diğeri bir şekilde sıvıştı mı aradan, ne oldu? Sen var ya sen. Sen yaptın gibi. Bir şeyleri sen yaptın gibi Lara. Kudut ne yapıyorsun anasını satayım ya. Güzel. Şöyle bir tane de vuralım. Standart hızımıza geçtik şu an. Şuradaki ikiz dingilleri alırsam şahane olur. Bir tane dingili aldım. Diğerine de iki tane vurmam lazım şu an. Buna iki tane vurursam düşürebiliyorum. Palete sakin oynayacağız. Akıllılık yapıyor. Uf! İşte bu! İşte bu! Oh! Ne kadar akıllı oynadı lan adam. Outplay ediyordu ya beni. Of oğlum, maçlar inanılmaz geçiyor ya. Vallahi billahi bak, turnuva havası gibi şu an. Çok böyle güzel bir gerginliği var maçların, anladın mı? Ama o üçüncü gen bitmeseydi iyiydi hocam. Tam anlatıyordum güzel. Şu Lara Croft biraz enayi aslında. Harbiden bayağı enayi de. Keşke bunu şey yapsaymışım ilk. Tamam, şöyle bir beyaz daha geliyor o zaman. Bu beyaza astıklarım iyileştirildikleri zaman aynı zamanda %16 Jhin hız cezası da alıyorlar. Bayağı yavaş ve güzel oluyor. Oğlum. Hani lan ara sıra hani bir geri falan yap, anladın mı? Tamam mind game'i yeme ama hani ben sağ sol yapınca sen de bir sağ sol yap. Bir hani bir safsakla, anladın mı yani? Sakin davrandık, güzel oldu. Şey canım, bu bayağı uzağa kaçtı ya. Şu Jhin'i bir tekmeleyeyim. Oo, bu Jhin'i de ilerletmişler. Yani hepsi yaralı aslında şu an ama yine de bir şekilde Jhin'leri yapmışlar. Okey, Claude biraz kaşınıyor gibi. Ne diyorsunuz bu duruma? Tamam, şu an Jhin hızları bayağı yavaş olduğu için iki Jhin'in arasında git gel yapıyorum arkadaşlar. Claude gel yapıyor bana. Hayır, beni o şekilde kandıramazsın. Burada heal'landılar. Bak, oyundaki en sevmediğim durum ya. Hani hangi Jhin'e gidersem öbürü bitecek, anladın mı? Oo, bitti maç. Belki şöyle hani mentlerle falan gene devam ediyorlar çünkü. Birisini şu an özelliğimle düşürmem lazım. Jhin yıllanmış. O şey yani pardon, mendini yapmış. Bu bizim için bir yandan iyi haber, bir yandan kötü bir haber. Kıvrak attı. Kıralım şu paleti. Vay. Okey.
What the fuck? Adrenalin canavarı. Bu maçı da kaybettik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Çok iyi can yaptılar. Yani bilmiyorum niye tutamadım. Gerçekten anlamadım. Sürekli de yaralılardı aslında. Hani 4 stack vardı sürekli ecel şeyinde de. Ama yine de tutamadık. Bunda direnç mi var? Sanırım yaralı için hızlı volt atıyor. Bırak o kapıyı. Bunu almaya gelecekler de nasıl tutarız, nasıl yaparız bilmiyorum. Kapıdan uzağa götürmeye çalıştım. Sable buradan geldi. Dım dım dı dı dım dım dı dı dım dım dı dı dım dı dı dım dım dı dı dım dım dı dı dım dım dı dı dım dı dı dım dım dı dı dım dım dı dı dım dım dı dı dım rım 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 rım. Sana mori, sana mori, çabuk 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 çabuk. Maç sonunu almış olabilirim şu an, çabuk. Çabuk Legion, boş ver, sonra saplarsın, hadi Legion, hadi Legion. Come on man. Yarma, sonra yararsın, hadi patlayacaksın. Oturtma mı yapacaksın, güveç mi yapacaksın, ne yapacaksın, hadi. Nereye sürünüyorsun? Az önceki kısmı buyut sayesinde kurtardık. Şunu kışkışlamam lazım ama bunu kışkışlarsam Jake Park bunu alır. Ve bunu alırsa Barov da kaçar bu. Aldırmadık arkadaşlar. İyiyiz, iyiyiz. Güzel 2 kill bence. Bayağı da hook almıştık. Almışık mı? Bayağı da hook almışız. Bak alttan görüyorsunuz. Yani şu build'e can rush attılar. Adamların hakkını vermek lazım. Helal olsun. Sürekli yaralılardı. Ecel korkusu son stack'ti. Ama ona rağmen o koordinasyonu çok iyi kurdular yani. GG. River Plate'de size. Az önceki maçtakiler loop'ta ne kadar iyiyse bu maçtakiler de jende o kadar iyiydi. İlk 2 maç çok ağır ambargo koyduk. 3. maç loop'ta rezil olduk. 4. maçta da jenlerde rezil olduk. Ama build sayesinde 2. kill'i de alabilmiş olduk. Her maçıma da 100 prestij gelmeye başladı bu arada artık. Umarım videodan keyif almışsınızdır gençler. Bu build gerçekten çok keyifli ve güçlü. Söylediğim gibi Ecel korkusu hariç diğer perkleri isterseniz değiştirebilirsiniz. Ben de değiştirebilirim aslında. Hani son maç gördük ki jenleri o kadar da sağlam tutamadım. Belki birkaç bir şey daha alabilirim jenlerle ilgili. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.